Kemiğin içine giriyor yani. Eklem içine giriyorsunuz. Kemik hiç dokunmuyoruz. Kemikle alakamız yok. Eklem aralığına giriyoruz. Hı. Eklem aralığında, eklem çünkü kaygan bir yapı olması gerekiyor. Kaygan ve hiçbir sürtünme olmaması gerekiyor. Eğer sürtünme olursa aşınma ortaya çıkar. Evet. Aşınmayı ortadan kaldırmamız lazım. Eğer aşınmayı ortadan kaldıramazsak bu sefer eklem yüzeyi bozulacağı için biliyorsunuz protez ameliyatları yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii. Peki bu artroskopiden önce nasıl yapılırdı bu işlem? Artroskopiden önce maalesef elimizde şöyle ameliyatlar yapardık. Yani eski bir cerrah. Eklemin üzerine binen yükleri değiştiren ameliyatlar yapardık. Hmm. Yani dizilimi düzeltmeye çalışırdık. Eklemi açardık veya eklemin içine girerdik. Epey meşakkatliymiş. Tabii eklemi açmak demek zaten bütün yapıları yaralamak demek. Evet. Hasta için oldukça uzun bir süreç başlıyor. Hmm. En az 3 hafta kadar eklemi alçı için almamız, test etmemiz gerekiyordu. O zamanlar artık geride kaldı. Hemen harekete başlıyoruz. Yani artroskopinin ikinci avantajı da ameliyattan hemen sonra hareketin ortaya çıkabilmesi. Eğer açık cerrahi yaparsak bir süre kestiğimiz yapıların iyileşmesi için tespit yapmamız gerekir. Bu da hasta için hayattan bir süre uzak kalmak demek. İşten, iş hayatından, ev hayatından. Tabii. Bazı fonksiyonlarını yapamamak demek. Artroskopiden sonra herhangi bir fonksiyonel kayıp yok. Yok. Hatta hayata devam edebilirsiniz. En kötü ihtimalle bize geldiği şikayeti, ağrısını bir süre daha belki hissedebilir ki o da ortadan kalkıyor genelde. Tabii. Yani biz genelde ben hastayı cesaretlendirmek için onu diyorum. Yani bu ağrıdan daha az ağrı hissedeceksin. Ameliyat ağrısını hissetmeyeceksin şeklinde ve genelde hiç mahcup olmadık. Çok az komplikasyonu var artroskopinin. Ne kadar sürede toparlanıyor hasta artroskoptan sonra? Şimdi doku iyileşmesi aslında açık cerrahi ile kapalı cerrahi arasındaki tek fark bizde. Hı hı. Biz hani normal dokulara zarar vermiyoruz.